Hepinize günaydın canlarım, hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı sabahlar diyorum ama akşam atıyorum videoyu, değil mi? 7.30'a doğru falan atıyorum. Nasılsınız canlarım? İyi misiniz? Nasıl geçiyor günleriniz? Şimdi öğle saatindeyiz, öğle molası. Yemek yedik, geldik. Aslında yemeğimizi yedik, karnımız doydu yine de çok şükür, ama çok doydu sayılmaz. Tam işte yukarı gelirken asansörde pastanecilerle karşılaştık. Poğaça, kek falan yapanlar var ya, arabayı götürüyorlardı misafirlere. Oradan 2-3 böyle hemen poğaça kaptık. Daha doğrusu annem kaptı, ben utanırım, isteyemem ya böyle şeylerde. Şimdi getirdik işte. Bir de bir kola ayarlayacağım. Buz gibi boğazım ağrıyor ama buz gibi bir kola içesim var. İçim yandı çünkü çok sıcak. Çıkıştır, misafirdir, hepsiyle uğraşıyoruz. Yorulduk. Şöyle buz gibi bir kolayı gider değil mi? İnşallah daha kötü hasta olmam. Canlarım, çalışırken video çekmesi zor olduğu için yine öğlen konuştum. Ondan sonrası gelmedi. Ama çok şükür şu an odalarımı falan bitirdim. Artık dinlenme saati geldi. Ay çok kötü sivilcelerim çıkmış canlarım ya. Şuna bakın. Kocaman kocaman. Patlattım hatta daha demirini. Ay. Burası boş odamız bu arada. Girişi olmamış. Size de şöyle birazcık dışarıyı göstereyim. Vallahi cıvıl cıvıl canlarım. Ne güzel eğleniyorlar. Vallahi değil mi? Cıvıl cıvıl kalidomaris. Buz gibi havuza atlıyorlar. Çok kalabalık bu arada. Full dolu otelimiz. Çok güzel bir hava var ama tabii ki çok ama çok sıcak. Sıcaktan ziyade acayip bir nem var. Acayip. Şunu geri kapatayım. İkinci günden hepinize merhaba tekrar canlarım. Bu sefer yalnız değilim. Bakın yanımda kim var? Çıtırın sesleri. İşten çıktık, alelacele eve geldik. Hemen duş bile almadan direkt Manavgat'a gidiyoruz. Çıtırın randevusu var veterinere. Geçenki gittiğimizde karma aşısını yaptırmıştık. Şimdi kuduz aşısını yaptırıyoruz. İkisi bir ağır gelmesin diye. Kuduz aşısını yaptırmaya gidiyoruz. Bir de ikinci olarak da tüylerini tıraş ettireceğiz, kestireceğiz çıtırın. Normalde çok sağlıklı değil ve iyi bir şey değilmiş kediler için. Çünkü psikolojileri bozuluyormuş birkaç gün falan ama mecbur kaldığımız için bu şeyi yapıyoruz canlarım. Çünkü Antalya'nın sıcağını az çok bilirsiniz ki yani çıtır pişiyor yani pişiyor. Yani nerede soğuk bir yer var oraya atmaya çalışıyor kendini. Çok zorlanıyor. Bu bir. İkincisi de gereğinden, haddinden fazla tüy dökmeye başladı. Öyle böyle değil yani. Zaten döküyordu ama ona göz yumuyorduk biz. Bizim için sıkıntı değildi. Ama şu son zamanlarda tarif bile edilemez. Orada çekebilirsem biraz çekmeye çalışırım sizlere. Fazla tıraş ettireceğiz bakalım. Gidiyoruz. Çıtır Hanım geldi. Tırnakları kesildi canlarım. Bir güzel ablası tırnaklarını kesti. Öncelikle size şu tüylerini bir göstereyim. Bakar mısınız? Sadece sevmeyle böyle oluyor. Bakın. Meraklı meraklı. Çok çantasından meraklı. İndiği an çok dökülen meraklı. Tüyler direkt. Çok meraklı. Uçuşan. Geç. Hayır. Hayır çıtır. Çok meraklı. Hayır anneciğim. Var mı? Bakalım var mı? Bakın makine duyuyor mu? Biz ha? Yok diyebiliyoruz ama. Hiç böyle duracağını sanmıyordum. Baba nasıl çirkin oldu? Yok yok çok tatlı olacak. Öyle deme kestirme babası. Gel anne. Alsana. Beyaz çıkar zannediyordum ben altı. Çıtır anne ne oldu? Yağlı balık sana. Nasıl duruyor ama değil mi? Ya burada olduğundan duruyor. Bence de. Evde olsa durmaz. Hiçbir şey yok bu arada. Anestezi herhangi bir şey yok. Öylece duruyor. Ben genelde anestezisiz yapıyorum. Sadece bir iki sefer sakinleştirici yaptı. Hı-hı. O da artık mecbur kaldı. Kıraç makinesiyle kavga ediyordu artık. Sadece sakinleştirici yapıyoruz. Evet
canlar, şu an ne yapıyoruz? Veterinerden çıktık biz. Çıtırımızı tıraş ettirdik. Daha sonra kuduz aşısını vurdurtturduk. Yani sonrasında da bir köfte piyazcıya geldik. Köfte piyaz yedik. Karnımızı doyurduk çok şükür. Bu süre zarfında da girmeden önce arabayı da iç dış yıkatmaya verdiydik. Biz yedik, çayımızı içtik ama hala araba yıkanmadı. Onu bekliyorum bir köşede. Barış da yanına gitti şimdi abilerin. Çıtırımda bekliyoruz değil mi güzel kızım? Çıtırımı size eve gidince göstereceğim. İyi oldu ya onun sağlığı için de. Ama şey değil. Hani mutsuz falan da değil yani. Gayet iyi ödül maması verdim. Çok güzeldi yedi. Hak etti çünkü ödülü. Bekliyoruz bakalım. Arabamız işte yıkansın. Doğru eve gideceğiz. Daha bir duş bile almadık. Bir duş alırız dinleniriz artık. Saatte 7.30'a geliyor zaten. Yeterli bence. Değil mi? Ama o kadar kalabalık ki tıklım tıklım canlarım ya. Herkes dışarıda sokakta. Çıtır da burada. Çıtır. Buraya dön kızım bakayım bir. Ne yapıyorsun anneciğim? Meraklı meraklı dışarı bakıyorsun. Kuzum benim. Annesinin bir tanesi. İşte ben Instagram'da öncesi sorulası yaptım, paylaştım çıtırı. Ben zaten tepki falan da geleceğini de tahmin ediyordum. Niye kestirdin, neden yaptın, yazık değil mi falan diye de. Canlarım çıtır benim evladım gibi. Ona kötü bir şey olsun ister miyim? Yani ona bir kötülük yapar mıyım? Ne bileyim hani isteyerek böyle bir şey yapar mıyım? Yapmam. Hem ben onu düşündüğüm için hem de kendimi de tabii ki düşündüm. Yalana gerek yok. Yani kendimi de düşündüm derken çıtır çok sıcak. Gerçekten bizim dışarısı zaten sıcak. Ev 2-3 katı daha sıcak. Çatı katı olduğu için. Pişiyor kedi ya. Bir görseniz pişiyor yani. Alev alev yanıyor. Ondan sonra soğuk yer arıyor böyle nereye yatsam diye. Bulamıyor da. Hem onun için tüylerinden biraz rahatlasın hem de veteriner de açıkçası biraz bizi ikna etti bu konuda. Hani daha iyi olur. Bir dahaki tüyleri daha sağlıklı gelir. Yenilenmiş olur dedi. Öyle. Hatta biliyorsunuz bir ara Ceren ablam vardı. Hala var tabii ki de. Çıtırımın sponsoru olmuştuk. Sırlaştırmıştık. Ondan sonra mamasını her şeyini sağ olsun Allah razı olsun yardımcı oluyordu. Kendisine de sordum. Ceren ablacığım sence yaptırmalı mıyım yaptırmamalı mıyım diyerekten ona da sordum. Hani tabii ki tavsiye etmedi en başta. Hani kuzum dedi kestirmesen daha iyi dedi. Ama sonra ben aynı size anlattığım gibi anlatınca kestir o zaman kuzum dedi. Onun da kestirdiği bazı kedileri var çünkü. Varmış. Ceren abla bu arada bir kediye değil kaç tane kediye bakıyor. Hem evinde baktığı kedileri var hem sokakta beslediği kedileri var. Hem bahçesinde beslediği kedileri var. Dünya kadar çok çok bilgili birisi yani. Böyle çok konuştum değil mi? Hadi bakalım inşallah arabamız bir an önce yıkanır da gideriz evimize ya. Oy 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 canlarım çok şükür eve geldik. Saat 8.30 falan 9'a geliyor. Hemen duşa gireceğim. Girmeden önce neler aldım onları göstereyim. Bime uğradım, şoka uğradım. Şoktan ne aldım öncelikle? Hemen bir gözlük ve ekran temizleme mendili gelmiş. Ondan aldım. Sonra karmel sütlü çikolata bisküvi aldım. Bunu da şeyin kahvenin yanında yeriz diye. Sonra bir de çıtıra ödül maması aldım. Hak etti ama şimdi yaş mamayı yiyor o yüzden vermeyeceğim. Sonra şöyle büyük Amigo'nun siyah çekirdeğinden aldık. Bulunsun gelen giden olur koyarız. Bu arada canlarım ne oluyor biliyor musunuz? Ev benim karıncalar bastı. Tam karınca berekettir ama ne yapacağım bilmiyorum. Her yerdeler evin yatak odasına kadar. Şu an sizinle konuşuyorum ayağıma çıkıyor. O derece ne yapacağım ben ya? Bir fikriniz var mı? Ne olur bana yazın ya. Lütfen dolu her yer balkon. Aklınıza nereye geliyorsa her yer karınca. Çıtırın mamasını da basmışlar. Orayı da temizledik. Çıtırın kartı. Ne yapabiliriz onu? Yazarsanız çok sevinirim. Ve bime geçtik. Sandviç ekmeği aldık. Sabahları kahvaltı yapıyoruz. Giderken sandviç ekmeğiyle yiyeceğiz. Sonra Barış'a bir tane şöyle atlet aldım. Dondurmalar erimesin hemen buzluğa atayım. Birer tane de cornetto aldım Barış'ın kendime. Bu arada ben gripim biliyor musunuz? İnanmazsınız ama gripim yani. Gerçekten dün grip haplarıyla durdum yani. Sonra birer tane
Red Bull, kanatlandırır. Öbür Red Bull nerede? Heh, onu da hemen buzdolabına atayım. Bir duş alalım, sonra içer yeriz. Soğusun. İyicene. Sonra canlara bir tane de Super Fresh'in şu mısırından aldım. Daha sonra birer tane canga. Şöyle kavrulmuş badem içi. Bir tane de kabak çekirdeği. Bir de şu kızartılmış kaju fıstığı diyor. Ondan aldım, çok canım istedi çünkü vallahi. Paraya kıydım bu sefer. Bir de kavrulmuş fındık içi. Barış'a, kendime. Bunları aldık. Allah bin bereket versin. Allah'ım sağlık versin ki çalışalım ki alalım, değil mi? Şimdi ben bunları hemen toparlayayım. Sonra da duşa gireceğim dediğim gibi. Kendinize çok çok iyi bakın. Burada vedalaşıyoruz. Çıtırımı size göstereyim mi? Ablaları. Çıtırıma bakın. Çıtırıma bakın. Çok güzel oldu benim kızım. Yumuşacık. Ama yanıyor, ateşi var sanki. Güzel kızım benim. Anan sana kurban olsun. Çok seviyorum ben bunu. Hırlıyor. Hepiniz Allah'a emanetsiniz canlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.